Hayırlı akşamlar değerli izleyenler, dinleyenler. Yine yepyeni bir Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında hem sizlerle hem de muhterem hocamız Sayın Doktor Abdülcabbar Boran'la bir kez daha birlikteyiz. Muhterem hocam hoş geldiniz, safalar getirdiniz. Sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Nasılsınız muhterem hocam? Biz de sizi çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah hepinizden razı olsun, hoş bulduk. İnşallah hepiniz iyisiniz. Hamd ediyoruz, şükür ediyoruz muhterem hocam. Sizinle olmanın mutluluğunu bir kez daha yaşıyoruz. Muhterem hocam, bugünkü konumuz ayetlerin sırları inşallah. İlk İnşallah. sualimizden uygun görseniz başlamak istiyorum. İnşallah. Muhterem hocam, Allahu Teala ayet-i kerimenin başında Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde Allah'ın ipine sımsıkı sarılın buyuruyor. Allah'ın ipine sarılmak ne demektir muhterem hocam? Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah-u Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Yüce Rabbimiz bir kere daha Her An Kur'an, Her An Mutlu programında bizleri bir araya getirdi. Âl-i İmrân suresinin 103. ayet-i kerimesinde وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Şimdi bu Allah'ın ipi nedir sualine cevap? Hemen Âl-i İmrân suresinin 112. ayet-i kerimesine de bakmamız gerekir. Âl-i İmrân 112'de Allah Teala buyuruyor ki: "Dürübet aleyhim zilletu eyne ma sukufu ila bi hablin minallahi ve hablin minen nas." Hablin minallahi, Allah'ın ipi. Allah'ın ipine sarılın. Ve hablin minen nas, ve insanlardan biri. İşte bu da Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in hadisinde özetlenmiş oluyor. Size iki emanet bırakıyorum. Bunlardan bir tanesi Allah'ın kitabı, diğeri de kesinlikle Ehl-i Beytim. İşte bu iki emanetten bir tanesi Allah'ın kitabı sırat-ı müstakimde olmak ve insanlardan bilip de aynı muhtevayı ifade ediyor. İnsanlardan bir ip sırat-ı müstakimde olmak ve Allah'tan bir ip, Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılmak. وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيعًا. Hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. وَلَا تَفَرَّقُوا. Ve fırkalara ayrılmayın. وَاَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ. Allah'ın üzerinizdeki nimetini zikredin. Şimdi Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten ulaşan bir hadis. Ahir zamanda insanlar dinde fırkalara ayrılacaklar ve her fırka yanındakiyle ferahlanacak buyuruyor. Eğer o hadisi de ekrana taşıyabilseydik, görecektik ki 14 asır evvelinden Nebile Sultanı Peygamber Efendimizin bugüne ışık tuttuğunu görecektik. Son hazırlanan hadislerin arasında insanların fırkalara ayrıldığı, her fırkanın yanındakiyle ferahlandığını görüyoruz. Öyleyse evet, bir zamanlar gelir ki Müslümanlar birbirinden ayrılır, parçalanırlar. Fırkalara ayrılırlar. Dinlerinin emirlerini bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Burası çok önemli. Dinlerinin emirlerini bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Dinlerin emirleri son şeriat kitabı Kur'an-ı Kerim'de. Ama Kur'an-ı Kerim'i bir kenara bırakıp kendi düşüncelerine, görüşlerine uyarlar. Yani elleriyle ürettikleri bidatlere sarılırlar. Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan, yani çalgılardan, şarkı
şarkı gibi okurlar. Allah için değil, keyif için okurlar. Böyle okuyanlara hiç sevap verilmez. Allah Teala bunlara lanet eder, azap verir. Zaten lanetlik olan insanlar gerçekten de kendilerine ulaşmayı dilemeyen, başkasının da dilemesine mani olanlardır. Bunlar azap içindedirler. Yani kabir azabından, cehennem azabından öte bu dünyada da azabı tadacaklardır. Öyleyse vahtesubu bihablillahi cemiyen, hepiniz toptan Allah'ın ipine sarılın. Murad-ı ilahi Kur'an-ı Kerim'e sımsıkı sarılınız buyuruyor. Allah Teala Arap suresinin 170. ayet-i kerimesinde bakın ne buyuruyor. Bu hadiste ve ayette bitişen bir mana içeriyor. وَالَّذ۪ينَ يُمَسُّكُونَ بِالْكِتَابِ وَاَقِمُ السَّلَا وَلَا نُوْدُي اَجْرَ الْمُسْلِح۪ينَ Onlar ki kitaba sımsıkı sarılırlar. Namazı ikame ederler. Muhakkak ki biz salih olanların ecrini zayi etmeyiz. İşte kitaba sımsıkı sarılmak, Allah'ın ipine sarılmak, namazı kılmak, Allah'ın tayin ettiği insanların namı ipe mürşide sarılmak ve böylece Allah-u Teala'nın 7. safhayı bizi ulaştırması, salihlerden kılması. Bu Allah-u Teala'nın biz insanlara lütfu keremi. Öyleyse gerçekten de Kur'an-ı Kerim Allah'ın ipi, sırat-ı müstakim Allah'ın başka bir ipi. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Allah'ın ipine sarılan herkes için kurtuluş garantisi var mıdır? %100 evet. Zaten bu iki ipin dışında, yani bu iki ipe sarılanlar, bunlar kurtuluştadır. Hemen gösterelim. Ali İmran suresinin 112. ayet-i kerimesinde insanların üzerine zillet damgası vuruldu. Allah'tan bir ipe ve insanlardan bir ipe tutuna müstesna. Öyleyse bunlara sarılanlar mutlaka kurtuluştadır. O zaman olması gereken şey ne? Kişinin Allah'a ulaşmayı dilemesi ve böylece Allah-u Teala'nın kendisi için tayin ettiği sırat-ı müstakime ulaşması, insanlardan biri. Bu iki ipe tutunan herkes kurtuluştadır. Diğerleri ne yazık ki inanç itibariyle mümindirler ama kurtuluşa ulaşan müminler değillerdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, fırkalar nasıl oluşmuştur? Evet. Az evvelki hadise dikkat edecek olursak, Müslümanlar diyor Ebu Hureyre radıyallahu anh, birbirinden ayrılırlar, parçalanırlar. Ve dininin emirlerini fırkalar ayrılırlar. Dinin emirlerini bırakıp kendi düşüncelerine ve görüşlerine uyarlar. Yani insanların dinde fırkalara ayrıldığı bir dönemde Kur'an bir vadide, insanlar başka bir vadide. Çünkü dinin emirleri Kur'an-ı Kerim'de. Ama insanlar dinin emirlerini bırakıyor, Kur'an-ı Kerim'i bir kenara atıyor. Kendi düşüncelerine, görüşlerine, yani uydurdukları bidatlere tabi oluyorlar. Zaten hadiste görüldüğü gibi Kur'an-ı Kerim'i mizmarlardan, yani çalgılardan şarkı okur gibi okurlar. Halbuki Kur'an-ı Kerim mezarlarda okumak için değil, fal bakmak için değil, Kur'an-ı Kerim yaşamak için inildi. Nebire Sultanı Peygamber Efendimiz'in "Hayrukum men taallamel Kur'an ve allamahu." En hayırlınız Kur'an-ı Kerim'i öğrenen ve öğretendir buyurmasına rağmen insanlar Kur'an-ı Kerim'i manasını öğreten ve öğrenen olmasına rağmen Elifba'dan Kur'an-ı Kerim'in Arapçasını öğrenen ve öğreten olarak değerlendirmişler ve İslam alemi böyle bir tuzağa düşmüş. İnsanların görüşleri ne? İşte din öğreticilerin görüşlerinin başında ruh insana hayat verir. Ruh vücuttan çıkınca kişi ölür. Ancak ölümle insan ruhu Allah'a ulaşır.
dünya hayatında ruhun alavlaşması yok. Şimdi bir insan dünya hayatında ruhun alavlaşması yok diyorsa, o zaman kesinlikle bunların hepsi şeytana tabi oluyorlar. Tebe suresinin 20. ayet-i kerimesinde لَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ اِبْلِسَ زَنَّهُ İblisin zannı onlar üzerinde gerçekleşti. فَتَبِعُوهُ اِلَى فَرِقَنِ الْمُؤْمِنِينَ Müminler fırkasının dışında hepsi ona tabi oldu. Öyleyse bir tarafta müminler var, sırat-ı müstakim üzerinde olanlar, öbür tarafta dinde fırkalara ayrılanlar var. Tebe suresinin 20. ayet-i kerimesiyle paralel, En'am suresinin 153. ayet-i kerimesi de devreye giriyor. Ve buyuruyor ki, Haza sirat-ı müstakim. İşte bu sirat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu. Ona tabi olun. Sirat-ı müstakimdir buyurduğuna göre, o zaman kesinlikle mürşide tabi olmayı da devreye giriyor. Sirat-ı müstakim Allah'tan bilip, Kur'an-ı Kerim de Allah'tan bilip, her iki pes aralanlar, onlar kurtuluşta. Ve haza sırat-ı müstakim, işte bu sırat-ı müstakimdir. Fetebi'uhu, ona tabi olun. Ve la tettebi'u sübûle feteferrakû bikum an sebîlihi. Ama sizi sırat-ı müstakimden ayıran fırkalara ait olan yollara tabi olmayın ki zâlikum ve sâkum bi'in leallekum tettekûn. İşte bu Allah'ın size vasiyetidir. Umulur ki takva sahibi olursunuz. O zaman şunu net olarak anlayabiliriz. Kişi Allah'a ulaşmayı dilerse fırkalar ayrılmaktan kurtulur. Kişi Allah'ın kendisi için taati mürşide tabi olursa, o zaman her iki ipe de sarıldığı için o kesinlikle kurtuluştadır. Ama bunun dışında Allah'a ulaşmayı dilemeyen veya dilediğini söylese dahi Allah'ın hacet namazıyla gösterdiği mürşide tabi olmayan insanların hepsi dinde fırkalara ayrılanlardır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, sahabenin tasavvuftan önceki yaşantısını inceleyen birçok kişi kendini ateş çukurunda görmeyebilir. Allah'ın ipine sarılmayan bir kişi ateşten kurtulması mümkün müdür Muhterem Hocam? Mümkün değil. Özellikle sahabe sual soruyor. Ey Allah'ın Resulü, bu kurtuluşa ulaşan fırkanın adı ne? Fırka-i Naciye. Onlar işaretleri ne ey Allah'ın Resulü? Onlar da ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar. Öyleyse birinci Allah'ın ipi, kişi Allah'a ulaşmayı dileyecek ve gerçekten de Kur'an-ı Kerim, ama bir de insanlardan bir ip de Allah-u Teala'nın mürşidi, ben ve sizin gibi sırat-ı müstakimde olanlar buyurduğuna göre işte Fırka-i Naciye'nin işaretleri, alametleri bu şekilde veriliyor. Dolayısıyla kişi kendisini ateş çukurunun içinde değil de dışında görse dahi, o kişi Allah'a ulaşmayı dilemedikçe kesinlikle kendisini ateşten kurtarması mümkün değil. Dileyen kişi Allah-u Teala mürşidine ulaştırıyor. Dilediğini söyleyip de mürşide tabi olmayı zülhaddi ederse, o kesinlikle yine kurtuluşta değildir. Ayetler gereğince delalette kaldığı için, şeytan onu delalette bıraktığı için onun gideceği yer cehennemdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Allah'ın ipine sarılan herkes korkudan uzak olacak mıdır? %100 evet. Çünkü hem Ali İmran Suresi'nin 103. ayet-i kerimesini bir kere daha toptan gözden geçirelim. Ve Allah'ın ipine sımsıkı sarılanlar, onlar kesinlikle Allah'ın dizaynı içerisinde Allah-u Teala'nın dizaynı içerisinde mutlaka kurtulanlardır. Allah-u Teala, Allah'ın üzerindeki nimetini zikredin. İskuntum edaen. Siz düşmandınız. Ve elefe beyne kulubukum. Allah kalplerinizi birleştirdi. Öyleyse başlangıç noktasında birbirinden farklı olan insanların Allah'a ulaşmayı dilemesi sebebiyle Allah kalplerini birleştiriyor ve Allah'ın kalpleri birleştirmesiyle onlar Allah'ın nimetiyle kardeş oluyorlar. İşte düşman haldeyken kuntum ala şafetin hufretin minen nari.
Siz ateşten bir çukurun kenarına indiniz. Ve enkazekum minha, Allah sizi oradan çıkarttı. Neyle çıkarttı? Bir tek dilekle. Kezalike yübenullahu lekum hayati leallekum tehtedun. İşte Allah Teala ayetlerini böyle size açıklıyor ki umulur ki hidayete erersiniz. Şimdi suali tekrar et. Tek bir dilekle kişi kendisini ateşten kurtarabiliyor. Evet. İnşallah muhterem hocam. Bu Allah'a ulaşmayı dileyen insanlar korkudan uzak olacaklar mı? Elbette. Şimdi bu dileğin sahipleri için Allah-u Teala Yunus suresinin 62-63. ayet-i kerimesinde ve daha birçok ayet-i kerimelerde Allah onlar için buyuruyor ki وَلَا خَوْفٌ عَلِيمٌ وَلَا مِيَحْسَنُونَ. Kimdir bunlar? Allah'ın evliyaları için. Tek bir dilekle kişi evliya mı olur? Evet, kesinlikle olur. Çünkü biz irademizle diliyoruz, geri kalanını Allah gerçekleştiriyor. Dolayısıyla şu وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ kavramının geçtiği ayetlere baktığımız zaman tam 7 tane ayet-i kerimede bunu görebiliyoruz. Evet, veli kavramından ziyade وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْسَنُونَ ayetlerin geçtiği muhtevayı ben ifade ettim. Dolayısıyla bu açıdan bakıldığı zaman evet net olarak kişi Allah'a ulaşmayı dileyip de Allah'ın velisi olduğu zaman ki Allah onu kendi zatına ulaştırıyor. O zaman öyle insanlar için ne korku var, cehennem korkusu yok ne de mahzun olmak söz konusu. Yani evet bakın ayetler bize geldi. Onlara korku yok, onlar mahzun olmazlar. Bakara suresinin 38. ayet-i kerimesi 1. Onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Bakara 112, onlara korku yoktur, onlar mahzun olmayacaklardır. Bakara 274, onlara korku yoktur, onlar mahzun olmazlar. Ali İmran 170, onlara korku yok, onlar mahzun olmazlar. Maide 69, keza öyle. Araf 35, keza öyle. Ve Akab 13, öyle. Görüyoruz ki tam 7 tane ayet-i kerimede Allah'ın evliyasına korku ve masumiyetin olmadığını Allah bize bildiriyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Allah'ın dilediği kullarını hidayete erdirmesi ne demektir? Allah'ın dilediği kullarını hidayete erdirmesi o kulların Allah'ı dilemesiyledir. Yani bir hadis-i şerifte ben kulumun zannı üzereyim. Yani o kişi Allah'a ulaşmayı diliyorsa Allah da o kişiyi kendisine ulaştırmayı diliyor. Dolayısıyla Allah'ın dilediğini hidayete erdirmesi, kimi hidayete erdirmeyi diliyor Allah Teala? Evvel emirde kul Allah'a ulaşmayı diliyor. Yani Allah'ın hidayete erdirmeyi dilediği kişi Allah'a ulaşmayı dileyen kişidir. Veya başka bir deyimle Allah dilediğine hikmet veren, yani kime hikmet vermiş de çok. Kime hikmet vermiştir Allah Teala? Hikmeti Allah'tan dileyen kişiye vermiştir. O kişi hikmet sahibi olmak istemiştir. Daimi zikrin sahibi olmak istemiştir. Günlerce, aylarca hep Allah'a yalvarmıştır. Allah Teala da o kulun talebini kabul etmiştir ve onu hikmet sahibi kılmıştır. Burada da aynı şekilde Allah'ın dilediğini hidayete erdirmesi o kişi, dilediği kişi günlerce, aylarca Rabbinden hidayete ulaşmayı dilemiştir. Allah'a ulaşmayı dilemiştir ki Allah Teala onun talebini kabul etmiştir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bu arada izleyicilerimizden çok sayıda sorular geliyor. Ve izleyicimiz Muhterem Hocam, bazı insanlar sınavlarda kopya çekmenin sorun olmayacağını söylüyorlar. Ben de Efendimizin 91'deki sohbetini kopya çekilmeyeceği hakkında konuşması var dediğimde amaç öğrenmek değil mi? Cevaplara bakıp öğreniyoruz diyorlar. Bu konuda nasıl davranmalıyız? Hayır, doğru değil. Yani sevgili kardeşlerim, her zaman muhatabımız insanlar değil Allah'tır. Öyleyse muhatabımız insanlar değil Allah'sa, sen bir taraftan kopya çekerken öbürü de hocanın sözüne uyarak kopya çekmiyorsa ve sen geçer not alıyorsan, o ise bu notu alamıyorsa sen onun hakkını yemiş oluyorsun ve kesinlikle o geçer not almadığı için de ve sen geçer not alıyorsan o zaman dıştan bir müdahale sebebiyle sen bir hak yemiş durumuna düşüyorsun. Dolayısıyla kopya çekmek uygun değildir. Bir kere zaten günah dediğimiz şey
başkalarının görmesini istemediğimiz şeydir. Şu anda amaç öğrenmektir. Sen aynı hocaya gidip söyleyebilir misin ki, hocam ben kopya çektim, amaç öğrenmek değil mi? Desen acaba aynı notu alabilir misin? Öyleyse doğru değil. Doğru olan her noktada Allah'ı muhatap alıp mutlaka doğrulara sarılmamız lazım. Yani nasıl olsa hocaya ben yalan söylüyorum. Hayır, hoca o sadece bir görüntüdür. O konuda muhatabın Allah'tır. Başkası, başkası, başkası. Yani her zaman bizim muhatabımız Allah'tır. Ve hesabı eğer Allah'a vereceğimize göre hiç kimse Allah-u Teala'ya yalan söyleyemez. Dolayısıyla kopya çekmek kesinlikle uygun değil. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Aysun Hanım. Muhterem Hocam, gülümsemenin insanlara pozitif etki yaymasını ve Peygamber Efendimizin gülümseme sadakadır hadisini açıklar mısınız? Evet. Sadaka çünkü şöyle. Muhterem Efendimiz de aynı şey buyuruyor. Ne olur yani etrafınızdaki insanları güzel sözle, bir tebessümle onları mutlu ederseniz. Mutlu ederseniz siz mutlu olursunuz. Yetmez. O kişiye verdiğiniz mutluluğun derecatını kazanırsınız. Dolayısıyla Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem neden gülümseme bir sadakadır buyuruyor. Sadaka nedir? Sadaka biz vermiş olsak derecat kazanacağız. Gülümseme de bir başkasını mutlu ettiğimiz için, bize derecat kazandırdığı için gülümseme de sadaka yerine geçiyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bursa'dan Mehmet Bey. Muhterem Hocam, Bakara Suresinin 62. ayet-i kerimesini açıklar mısınız? Bakara Suresinin 62. ayet-i kerimesinde Allah Teala innellezine amenu vellezine hadu ven nasara ve sabiine. Men amene billahi vel yevmil ahiri ve amile salihan. Sevgili kardeşlerim, şimdi bu amene billahi ve yevmil ahiri araştırdık. Araştırmalarımızda Kur'an'da tam 7 tane ayet-i kerimede amen olup Allah'a iman eden ve yevmil ahire iman eden tam 7 tane grup ayet-i kerime çıktı karşımıza. İşte Allah'a ulaşmayı dileyen, yevmil ahire iman edenler, inananlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmil ahire iman etmeyenler. Bir de o gruba da bakalım. Allah'a ulaşmayı dilemeyen, yevmil ahire iman etmeyenler. Baktığımız zaman ne görüyoruz burada? Bakara 62, Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Bakara 177, Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Ali İmran 114, Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Maide 69, Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Tevbe 18, Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. 19, Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Tevbe 44, Allah'a ve yevmil ahire iman edenler. Şimdi 7 grup ayet-i kerime bu şekilde. Şimdi gelelim Allah'a ulaşmayı dilemeyen yevmil ahire inanmayanlar. Bakara 8 inanmayanlar. Bakara 125 inanmayanlar. Nisa 38 inanmayanlar. Nisa 39 inanmayanlar. Ve Nisa 136 keza öyle. Tövbe 29 öyle. Tövbe 45 öyle. Öyleyse 7 tane grup ayet-i kerime Allah'a ve yevmil ahire inananlar, iman edenler, amin olanlar, Allah'a ve yevmil ahire iman etmeyenler. O zaman bu zaviyeden bakıldığı zaman kişi ister amin olsun, ister Yahudi olsun, ister Nasrani olsun, ister Sabi olsun. Bunlardan her kim Allah'a ve yevmil ahire iman eder, yani Allah'a ulaşmayı kalben dilerse ve ıslah edici amellere başlarsa, ki bu dinin temelidir, فَلَهَمْ اَجْرُهُمْ مِنْدَ رَبِّهِمْ Onun Allah katında ecri vardır. وَلَا خَوْفٍ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ Onlar için korku yoktur. Onlar mahzun olmazlar. Onların hepsi kurtuluştadır. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Esra Hanım. Muhterem Hocam, benim hastalık dolayısıyla tutamadığım 105 günlük oruç borcum var. Bu borçlarımı hangi aralıklarla ödemeliyim? Sana hangisi kolay geliyorsa o şekilde ödeyebilirsin. Tamamen yani kararını ver ve bu 105 günlük oruç borcu belki 2 seneye yayabilirsin ama sana hangi kolay noktada kolay geliyorsa olabilir yani. Bir taraftan her perşembe günü zaten Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in sünnetine binaen nafile oruç tutuyorsun. Geri kalan
ne yapabilirsin? Haftada iki gün daha tutabilirsin. Daha fazla tutamazsın. Çünkü en üst seviyedeki oruç gün aşırı oruçtur. Tevmü Davud orucudur. Bir gün oruç tutmak, bir gün oruç tutmamak. Bu izinle gerçekleşiyor. Öyle olmadığına göre o zaman Perşembe günün dışındaki bir veya iki gün. O zaman ne olur? Haftada maksimum üç gün tutabilirsin. Geri kalanında sana hangisi kolay geliyorsa mutlaka ödemelisin. İster bir senede öde, ister iki senede öde ama ödemeye çalış inşallah. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, Efkan Mehmetov, Muhterem Hocam Yunus Suresi 62-63 ayet kerimeleri ile Rum Suresi 31-32 ayet kerimeler arasında bir ilişki var mıdır? Yunus Suresi'nin 62-63 ayet kerimesiyle Rum 31-32. Yok, yani ters bir ilişki var. Yunus Suresi'nin 62-63 Nur mu 60 Yunus mu? Yunus Suresi 62-63. Yunus Suresi 62-63 kurtuluşta olanları ifade ediyor. Ama ters bir ilişki Rum Suresi'nin bir de diğer Rum 31-32. İnşallah. Rum 31'de münibine ilahi belki kurtuluşta olan bir grubu işleyebilir. Ondan sonra dinde fırkalara ayrılanları, müşrikleri tarif ediyor. Yani bir tek şey kurtulanlar, Allah'a ulaşmayı dilemeyen, Allah'a ulaşmayı dileyen kişiler, münibine ilahi ve takuhu, onlar kurtuluşta ve la tekunu minel müşrikin. Belki Rum 31 ile Yunus 62-63 arasında bir illet rabıtası var. Rum 32 değil, Rum 32'de müşrikleri tarif ediyor. Müşrikler, Allah'a ulaşmayı dilemeyenler, dinde fırkalara ayrılanlardır. مِنَ الَّذ۪ينَ فَرَقُوا د۪ينَهُمْ وَكَانُوا شِيْعَى كُلُوا حُزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ Onlar dinde fırkalara ayrıldılar, grup grup oldular. Her hizip yanındakiyle ferahlanıyor diye dinde fırkalara ayrılmayı tarif ediyor. O zaman Yunus 62 ve 63 arasında 63 önce ayetleriyle Rum 31 arasında bir ilet rabıtası var. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam bir izleyicimize bize bir görüntülü soru. İnşallah. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü sevgili Cebbur Hocamız. Başta Efendi Hazretleri İmam İskender Ali Emir Hazretleri olmak üzere sizin vesilenizle tüm kardeşlerimizi canımızdan çok ama çok sevdiğimi söyleyerek inşallah bir sual arz etmek istiyordum. İzniniz olursa. İnşallah. Kul hakkının Allah katındaki önemi ile ilgili Nisa suresinin 167, 168 ve 169. ayet-i kerimeleriyle bağdaştırabilir miyiz? Allah razı olsun inşallah. Sizleri çok ama çok seviyorum. Bu Esselamun Aleyküm ve Rahmetullah ve Berekatühü. Evet. Gerçekten de kardeşimiz çok güzel bir noktaya temas ediyor. Allah'ın üzerimizdeki hakkı Allah'a şirk koşmamak. Ama kulların da bizim üzerimizdeki hakkı onları üzmemek. Onları mutsuz kılmamak. Ne yazık ki görüyoruz onları mutlu etmek. Görüyoruz ki Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimelerinde bahsi geçen insanlar innellezine keber ve seddu'an sebillahi. Onlar kafirdirler ve insanları Allah yönünden saptırırlar. Onlar uzak derler içindedirler. İnnellezine keber ve zelemu. Onlar kafirdirler ve zalimdirler. Niçin zalimdirler? İnsanları Allah yolundan saptırdıkları için. Allah onları asla mağfiret etmez. وَلَا يَتِمْ تَرِيكَ Onları tariki müstakim ulaştırmaz. Yine tariki cehenneme. O zaman bu insanlar tariki cehenneme ulaştırılan insanların hepsinin hakkı yeniyor mu? Onlar üzerinde, bu insanların üzerinde onların vebali oluşuyor mu? Evet. Kesinlikle vebali oluşuyor. Nitekim Ebile Sultanı Peygamber Efendimiz daha doğrusu ayet-i kerime Nisa 85 kim bir kişinin delalette kalmasına sebep olursa delalette kalan kişi kalmasına sebep olursa delalette bırakan kişi hangi derece kaybediyorsa
Daha doğrusu şöyle söyleyeyim. Kim bir başkasının delalette kalmasına sebep oluyorsa, delalette kalan kişi hangi derecatı kaybediyorsa, ona sebep olan kişi de aynı miktarda derecat kaybediyor, diğerinkinden eksilmiyor. Öbür taraftan kim bir başkasının hidayetine vesile oluyorsa, hidayette olan kişinin hangi derecatı kazanıyorsa, o vesile olan kişiye de aynı miktar yazılıyor. Onun için hayra vesile olan hayrı işlemiş gibidir. Sözü, hadis-i şerifi buradan kaynaklanıyor. O zaman bu insanlar ne yapıyor? Bunlar başkasının delalette kalmasına sebebiyet veriyor. O zaman delalette kalan kişi hangi derecatı kaybediyorsa sebep olan kişi de aynı miktarda derecat kaybediyor. Evet. Ama hangi insan bir başkasının hidayetine vesile oluyorsa, hidayette giren kişi hangi derecatı kazanıyorsa kesinlikle o vesile olana da yazılır. Diğerinden eksilme olmaz. Allah'ın kanunu bu. O zaman kul hakkına girmiş oluyor mu Nisa suresinin 167, 168, 169. ayet-i kerimesi? Evet. Kul hakkıyla kesinlikle bir ilişkisi var. Zaten Allah Teala'nın işlememizi istediği hayırlar evvela başta zikir gelir. Her saniye her an Allah ismini zikretmemizi emir buyuruyor. Bir de Allah Teala'nın Kur'an'da emirleri var, yasakları var. Emirlere itaat, yasaklara uymayı bize söylüyor. Bir üçüncü de insan sosyal bir varlıktır. Başka insanlarla birlikte yaşıyor. Başka insanlarla birlikte yaşayan insanların diğerlerine kesinlikle zarar vermemesi, onları mutsuz kılmaması. Halbuki işte bunlar buna aykırı davranıyorlar. Nisa 167, 168, 169 aykırı davranıyorlar. Allah Teala'nın emrine insanları mutlu etmek, onları huzursuz kılmamak, ama bu insanlar davranışlarıyla insanları huzursuz ve mutsuz ediyorlar. Dolayısıyla huzursuz ve mutsuz ettikleri insanların kayıpları neyse onlara da yazılıyor. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem hocam, bir izleyicimiz, 20'li yaşlardaki iki oğlum tebliğleri kabul etmediler. Başka bir batıl yolu seçtiler. Ben anne şefkatiyle davrandıkça daha çok bozulup ve bunda hakları olduğunu söylemeye başladılar. Sorumsuz ve saygısız davranışları arttı. Ben de evlatlıktan reddettim. Muhterem hocam, şeytan çocuklarımızı nasıl bu hale getirebiliyor? Sevgili kardeşlerim, bir olay varsa tek taraflı değildir. Belki sen şu anda gerçekten yaptığın tebliğlerle sen sana düşeni yaptığını zannediyorsun ama her şeyin Allah katında bir zamanı var. Öyleyse çocuklar, Nebiye Sultanı Peygamber Efendimiz 21 yaşına kadar olan dönemi 3 bölüme ayrılmış. 0 ile 7 yaş arasında, 7 ile 14 yaş arasında, 14 ile 21 yaş arasında. 14 ile 21 yaş arasında kişinin sorumluluğu başladığı için sadece ona nasihat edebilirsin. Ed-dinü nasihatin hadisi ve ayetler gereğince. Ama 14 yaşına gelene kadar acaba durum ne? 0 ile 7 yaş arasında Allah Resulü buyuruyor ki çocuklarınıza emrediniz. Manası ne? Manası sizin kendi çocuklarınız üzerinde mutlaka otoriteyi sağlamanız lazım. Neyi emredeceğiz? İnsanların yanlışlarını mı? Hayır. Allah'ın doğrularını emredeceğiz. Ve anne babanın buradaki rolü 0 ile 7 yaş arasında Allah ve Resul sevgisi. İşte anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslami terbiye. Biz ağaç yaşken eğilir, ataların sözünü dinlememişiz. Resulullah'ın hadiste anne babanın evladına bırakacağı en büyük miras İslami terbiyedir. Onu yapmamışız. Ama büyümüş büyümüş belli bir noktaya gelmiş ve nasihat noktasına gelene kadar bir şey yapmadıysak kolay kolay onu yolundan getirmek kolay olmayabilir. Ama evlatlıktan reddetmek mi? O da doğru değil. Tamam, şu anda belki yanlış bir yoldalar. Ama bu yanlış yolu seçtikleri için başlarına gelecek olan azabı, yanlışları belki sonradan idrak edebilirler. Dolayısıyla onları evlatlıktan reddetmek yerine tam tersi yine şefkatle, merhametle onlara devamlı nasihat etmek, onlardan vazgeçmemek gerekir.
onlardan şey etmeme gerekir. Şimdi eğer 0 ile 7 yaş arasında biz çocuklarımızı gerçekten zapturapt altına alabilirsek, onlara vereceğimiz en büyük miras İslami terbiye, yani Allah ve Resul sevgisi. Çocuklarımızı Allah'a sevdireceğiz, Resul'ü sevdireceğiz. Şimdi Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor hadisinde. Buyuruyor ki Allah'ın nimetlerinden dolayı seviniz. O zaman anne babalar çocuklarına Allah sevgisi verirken sahip oldukları her şeyin Allah'tan bir nimet olduğunu ve Allah'ın bunları bize sağladığını söylememiz lazım. Ve onları o istikamete ikna etmemiz lazım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz beni de Allah'tan dolayı seviniz. Öyleyse sen bugün Nebile Sultanı Peygamber Efendimiz'e bize mucize-i baki Kur'an miras bırakılmışsa kesinlikle en üst noktada da o Peygamber Efendimiz'i seveceğiz. İşte bugün Peygamber Efendimiz'in varisi Muhterem Efendimiz Mehdi Aleyhisselam, Allah onun için ne buyuruyor? Seni en çok seveniz, en çok seni seveniz. Sözüyle evet, sevdiklerimiz arasında çok insan vardır ama onların arasında en çok seni seviyoruz. Seni sevenler de çoktur ama onların arasında da yine en çok biz seni seviyoruz. Buradan hareketle bir sonuca ulaşmamız lazım. Eğer Allah en üst noktada devrin imamını seviyorsa, bize de bunu öğütlüyorsa, o zaman çocuklarımıza hem Allah sevgisi hem de devrin imamın Resul sevgisini en üst seviyede vermemiz lazım. Anlatmamız lazım, o konuda onu ikna etmemiz lazım. Bundan sonra ne geliyor? Ondan sonra o sevgiye paralel yapmamız gereken Allah için ameller geliyor. Evvela niyetin gerçekleşmesi, sonra o niyete paralel amelin yapılması. Amelde de kesinlikle biz bize düşeni yapacağız. Nasıl? Onlarla beraber yaparak. Onlarla beraber yaptığınız zaman iş kolaylaşıyor. Hani bir hadis var. İki kişi Allah için yan yana geldiği zaman üçüncüsü Allah'tır. Yani manası ne? Üçüncü Allah onlara mutlaka yardım eder. İkisi Allah için yan yana geldikleri için. İşte eğer anne oğul, baba oğul bunlar yan yana Allah için gelmişlerse Allah'ın da onlara vereceği yardımla o işin çok kolaylaştığını ve o insanların mutluluk içinde bunları yaptığını göreceklerdir. Dolayısıyla bizim üzerimizde bir vazife vardır. İblis durup dururken çocuklarımızı çalmıyor. Biz vazifemizi yerine getirmediğimiz için. Yani İblis bile bizi suçluyor. Bakın hangi ayet-i kerimede? İbrahim 22. İş olup bittikten sonra şeytan der ki Allah'ın vaadi haktı. Ben de size vaat ettim ama ben vaadimden caydım. Fakat bunları ben size zorla yaptırmadım. Ben sizi davet ettim. Davetüküm fesecebtüm. Siz benim davetimi kabul ettiniz. Beni kınamayın, nefsinizi kınayın. Öyleyse şeytan şu ne diyor? Diyor ki devamlı ben nefsinize davetiye çıkartıyorum. Bunları ben size zorla yaptırmıyorum. Sizin nefsinizin talebiyle benim davetim çakışıyor. O zaman siz geliyorsun buraya. Allah-u Teala iblise bu müsaadeyi vermiş. Nefsimize davetiye çıkartıyor. Allah'ın nefse daveti yok mu? Var. Şeytanın da daveti var. Ama Allah'ın da nefse daveti var. Kalu bela gününde halk arasında ne zamandan beri Müslümansınız? Yani hepimiz ne diyoruz? Kalu bela günü. Ne olmuş kalu bela günü? Kalu bela günü Allah nefsimizden yemin almış. Tezkiye olacağına dair. Biz eğer Allah'a karşı yeminimizi unutur, Rabbimize karşı vazifemizi yerine getirmezsek otomatikmen şeytan bizi çalacaktır. Halbuki küçükken biz bunları eğer onlara verebilirsek, onları o konuda şuurlandırır, ikna edebilirsek, o zaman şeytanın kolay kolay çocuklarımızı çalması imkanı yoktur. Biz vazifemizi yapmadığımız zaman şeytan başarıyor. Vazifemizi yaparsak şeytanın galip gelmesi imkanı yoktur. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, İstanbul'dan Levent Bey bize bir sual ulaştırmış. İnşallah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü Muhterem Hocam. Sizi çok ama çok seviyorum inşallah. Benim sualim Zümer Suresi'nin 71. ayetiyle Meryem Suresi 71 ve İsra Suresi'nin 71. ayet-i kerimesi arasında bir illiyet rabıtası var mı inşallah? Allah razı olsun. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatühü. Zümer 71, İsra 71 ve başka ne vardı? Meryem Suresi 71. Meryem Suresi 71, Suresi. Evet. 3 tane 71'li ayet-i kerimeler. Evet. Gerçekten de üçü de kıyamet
olayından sonraki bir muhteva ifade ediyor. O gün diyor, يَوْمَ نَدْعُوا كُلُّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ Onların hepsini imamlarıyla çağırırız. فَمَنْ اُوْتِيَ كِتَابُ بِيَم۪ينِهِ Ama kitabı sağ tarafından kendisine verilen فَاُولَٰكَ يَقْرَوْنَ كِتَابَهُمْ وَلَا يَزْمُونَ فَتِيلَ Onlara zulmedilmez ve onlar kitaplarını kolaylıkla okuyorlar. Üçüncü sura üfürmedir bu. Üçüncü sura üfürmede nefsler, fizik bedenler çiftleştiriliyor. Ve indi ilahide amel defterleri boşlukta oynayan hologram sistemiyle onlar gerçekten okuyorlar ve cennetliklerin hepsi kitapları sağ tarafından veriliyor. Başlarında dünya hayatındayken imam vardı. Orada da imam var. Ama bir de sadece bu kurtuluşta cennetlikler yok. Cehennemlikler de var. Cehennemlikler Zümer 71'de açıklanıyor. Kafirler cehenneme bölük bölük sürüldüklerine cehennem bekçileri onlara bir sual soruyorlar. Yaşadığınız zaman dilimi içerisinde Allah'ın ayetlerini size tilavet eden, bugüne ulaşmakla uyaran Resul geldi mi gelmedi mi? Onlar geldi diyorlar ama azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. Bunun manası ne? Bunun manası şu. Dünya hayatını yaşarken devrin imamı ayetlerle onlara hitap etmiş ve İsra 71'deki insanlar iman etmişler. İman etmişler ve böylece kitapları sağ tarafından verilmiş. Ama aynı kişiler arasında Zümer 71'deki cehennemlikler de var. Onlar da iman etmemişler. Devrin imamı ayetleri tilavet etmiş ama onlar iman etmemişler. İman etmedikleri için de azap sözü kafirlerin üzerine hak oldu. İman etmeleri sebebiyle devrin imamına onlar kurtuluşta oluyor. İman etmedikleri için onların üzerinden azap sözü hak oluyor. İster azap sözü hak olsun, ister kişi mükafatın sahibi olsun. Her ikisi de Meryem 71'de zikredildiği gibi mutlaka evvela Allah'ın cehennemine gidiyorlar. Ve Meryem 72'de Allah cehennemlikleri orada bıraktıktan sonra takva sahibi olan iman edenleri mutlaka kurtarıyor, kurtuluşa ulaştırıyor. Sümmen necillezine takav, takva sahiplerini kurtarıyor. وَنَزْرُ الظَّالِمِينَ فِي عَجِسِيَةٍ Dolayısıyla aralarında bir illet rabıtası var mı? Var tabii. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, çevremizdeki insanlar bazı dilekleri için şu sayıda Selat-ı Tefriciye, bu sayıda Yasin okur musun diye bize geliyorlar. Bu tür talepleri geri çeviriyorum ve okumuyorum. Efendimiz Salat-ı Tefriciye ve Yasin okuma zinciri gibi bir uygulaması var mı? O kişilere bu tür talepler gelince ne söylemeliyiz? Sevgili kardeşlerim, olup olmadığını bilmiyorum. Ama Muhterem Efendimizin hangi uygulaması var onu ben size izah edebilirim. Şu anda aşağı yukarı televizyonumuz kurulalı beli 40 senedir Efendimiz tebliğ yapıyor. Bu 40 senenin ilk ne diyelim? 30 tebliğin başladığı 76 yıllardan başlamış. Televizyonumuz da devreye girdi. 1996'lı yıllarda kabul edelim. O günden bu yani 20 yıl. 20 yıldır aşağı yukarı hem MPL TV'de hem de Nur TV'de 24 saatlik Nur TV, geri kalan da MPL TV'de günde 16 saat. 8 bin 9 bine yakın sohbeti Efendimizin yayınlanıyor. Şimdi eğer biz gerçekten Allah'ın dinini yaşamak istiyorsak, Efendimizin Kur'an'ın rafa kaldırıldığı dönemde Allah'ın öğretisiyle bize Kur'an-ı Kerim'i öğretiyor ve yaşattırıyorsa ve bunu da 8 bin saat içerisinde 24 saatlik Nur TV, 16 saatlik MHB TV ile bize açıklanıyorsa ve bunun içerisinde Selat-ı Tefriciye yoksa ve birileri de çıkıp diyorsa ki işte şöyle şöyle okuyun, böyle böyle okuyun diyorsa o zaman burada düşünmek lazım. Ben bilmiyorum. Bize verdiği uygulama ne? Bize verdiği uygulama en az her sohbetin içerisinde zikredin, çok zikredin ve daimi zikredin. Eğer kardeşlerimiz gerçekten zincir oluşturacaklarsa
Zikir artışlarında zihnin için oluştursun. Efendimizin ifade ettiği olay bu. Zikredin, çok zikredin ve daimi zikredin. O zaman hepimizin daimi zikre ulaşmak istikametinde hayırlarda yarışması, hedef seçmesi lazım. Salat-ı Tevriciye diye bir uygulama belki bir kişiye Efendimiz müsaade etmiştir. Ama normal sohbetlerinde göremiyorum. Eğer hangi sohbette yayınlanıyorsa bize de söylesinler, bizim de ilmimiz artsın. Arsın, bakın Efendimiz şu sohbette bütün kardeşlerimize işte Salat-ı Tevriciye şu sayıda okumasını emir buyurmuş. Biz de öğrenelim yani. Halbuki Efendimizin üzerinde durduğu ibadetlerin sultanı zikirdir. Zikirden daha büyük bir ibadet yoktur. Bugün bile Efendimiz, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin bir hadisini Cuma'da okuduk. Aynen Peygamber Efendimiz şöyle söylüyor. Kul diyor, kendini Allah'ın azabından kurtarmada zikirden daha önemli bir amel asla görmemiştir diyor. Öyleyse sevgili kardeşlerim, yarışacaksak hayırlarda, birbirimize yardımcı olacaksak, birbirimize kenetleneceksek zikirde kenetlenelim. Salat-ı Tevriciye değil. Ben yine tabii bilmiyorum ama bu sualin cevabını mutlaka bu sual sahibi kardeşimiz MHP'ye ulaşsın. Orada Efendimizin bugüne kadarki verdiği cevaplarda mutlaka bu konuda da cevap vardır. Oradan öğrensinler. Ama benim idrak ettiğim, işte gördüğümüz gibi 20 sene yakın küsür senedir iki televizyonda, birisinde daimi 24 saat, diğerinde en az 16 saat sohbet yapılıyor ve 8-9 bin saate yakın Efendimizin sohbeti var. Hiçbirinde işte benim öğrencilerim, tövbe alanlar, Salat-ı Tevriciye şöyle okusun, böyle yapsınlar diye bir ibare, bir açıklama yok. Ama her sohbette dolaylı veya doğrudan doğruya zikredin, çok zikredin, daimi zikredin. Seviniz ve sevdiriniz. Nefret etmeyin ve nefret ettirmeyiniz. Eğer biz gerçekten yarışacaksak ve insanlara, çevremize faydalı olacaksak zikirde ve insanları sevmede yarışalım. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz, Muhterem Hocam, tecelli etme kelimesini açıklar mısınız? Örneğin Allah-u Teala 4. basamakta Rahim esmasıyla tecelliye başlardaki tecelli ile Araf suresinin 143. ayet-i kerimesindeki Rabbin daha tecelli ettiği zaman ve Leyl suresinin 2. ayet-i kerimesindeki tecellileri bizlere açıklar mısınız? Buradaki tecelliyi nasıl idrak etmeliyiz? Sevgili kardeşlerim, Allah-u Teala'nın Rahim esmasıyla tecelli etmesini, ona artık rahmetini göndermeye başlaması demek. Bu rahmetin o kişiye gidebilmesi belli kalp şartlarının oluşmasına bağlı. Çünkü rahmet Allah'ın katından geliyor ama fizik beden yaptığı amel onu getiriyor fizik bedene. Evvela fizik bedenin göğsüne, çünkü zikri yapan fizik bedendir, ama oradan açılan yolu takip ederek nefsin manevi kalbine, yani o gelen rahmet kesinlikle nefs için bir rızıktır. Ona infak ediyoruz. Nasıl zahirde kazandığınız mal, arazide ekin ekiyorsunuz, biçiyorsunuz, sonra fakirlerin hakkı infak edilmesi gerekiyorsa zekat veya başka şekilde, aynı minval üzere Allah'ın katından fizik vücudun yaptığı zikirlerle göğse gelen, oradan da nur yolunu takip ederek kalbe ulaşan da nefs için bir rızıktır. Dolayısıyla bu açıdan olayı o şekilde değerlendirmek gerekiyor. Şimdi suali tekrar okusan. İnşallah Muhterem Hocam. Tecelli. Evet, şimdi bakalım. Rahim esmasıyla tecelli, Allah'ın katından rahmetin gelmesi o kişinin göğsüne, oradan da nefsin manevi kalbine ulaşıp onu nafakalandırması manasına geliyor. Öte yandan Arap suresinin 143. ayet-i kerimesinde Allah-u Teala Hazreti Musa aleyhisselam, ya Rabbim ben seni görmek istiyorum. Allah-u Teala da diyor ki, görmek istediği göz baş gözü, fizik vücudun baş gözü. Fizik vücudun baş gözüyle kimse Allah'ı göremez. Fizik vücudun baş gözü fizik ötesini görmeye ehil değildir. Fizik vücudun baş gözü sadece bu zahiri alemdeki beş duyu organıyla algılanan nesneleri algılayabilir. Ama fizik ötesini değil. Fizik ötesini gören gözümüz hangisi? Nefsimizin manevi kalbi, kalp gözümüz. Başka? Ruhumuzun baş gözleri. Öyleyse Allah-u Teala diyor ki, ya Musa,
Şimdi ben dağa tecelli edeceğim. Dağa tecelli ettiği zaman dağ yerinde durabilirse o zaman sen beni görebilirsin. Ve Allah Teala fizik olan bir dağa, yani fiziğe Allah tecelli ediyor ki gerçekten orada Hazreti Musa Aleyhisselam'ın baş gözüyle Allah'ı görmesi imkanı yok. Çünkü Hazreti Musa'nın takatı yok. Bu gözün Allah'ı görme imkanı yok. Onu ispat ediyor, onu gösteriyor. Diğer ayet-i kerime neydi? Leyl suresi 2. ayet-i kerime. Leyl suresinin 2. ayet-i kerimesine bakalım şimdi. Tecelli edeceği. Leyl 1'den başlayalım. Velleyli izâ yakşâ. Örteceği zaman geceye andolsun. Yani gece her tarafı kaplıyor. Vennehâri izâ tecellâ. Nehâri izâ tecellâ. Gündüz tecelli ettiği zaman. Aydınlanmaya başlandığı zaman. Yani gündüzün ortaya çıkması manasına geliyor. Allah-u Teala'nın, belki kardeşimiz şöyle de düşünebilir, tecelli ne manaya geliyor? Rahim esması ile tecelli, Allah'ın katından gelen rahmetin o kişinin fizik vücudunun göğsüne, oradan da ulaşarak kalbine ulaşması manasına geliyor. Mesela Allah Teala Haşr suresinin sanıyorum 21. ayet-i kerimesinde لَوْ اَنْزَلْنَا هَذَا الْقُرْعَانَ عَلَى جَبَلٍ لَوْ اَنْزَلْنَا, eğer biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik. Kur'an'da da tecelli eden kim? Kur'an'da da tecelli eden Allah-u Teala'dır. Ama biz bu Kur'an'ı dağa indirseydik, onu mutlaka Allah'ın korkusundan huşu ile boynunu bükmüş, parça parça olmuş görürdün. İnsanlar için bu misalleri veriyoruz ki, umulur ki böylece tefekkür ederler. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Bir izleyicimiz Muhterem Hocam, fizik vücudumuz ibadetler ve zikir ve başkalarına hizmet konusunda çok tembellik yapıyor ve bahaneler üretiyor. Fizik vücudumuz Allah'ın hedeflerini, istikametlerini nasıl tembellikten kurtarabiliriz? Evet, çok güzel bir sual. Fizik vücudunuzu tembellikten zikirle kurtarabilirsiniz. Şimdi belki içinizden ya ne söylüyorsak hemen cevap hazır, zikre sarılıyorsunuz. Şimdi izah etmem lazım. Evet, zikir olduğunu ifade edeyim. Sevgili kardeşlerim, irade aklın kontrolünde, fizik vücudun kumandanı akıl ve kesinlikle iradenin güçlenmesi halinde fizik vücut kolaylıkla emirleri yerine getirebilir. İradeyi de güçlendiren işte nefs seskesidir. Nefsinizin manevi kalbinde zikirle nurlar ne kadar artarsa o kadar Allah yolundaki aşkınız artar, o kadar Allah için aşka gelir ve gayretin içerisine girersiniz. Ama karanlıklar artmaya başladığı an nefsiniz binlerce bahane üretir. Mesela karanlıklar artmaya başladığı an yatsı namazını vaktinde kılmak yerine biraz ben kafayı çekeyim, uyuyayım, sonra uyanır kılarım dersiniz. Bir de bakarsınız ki güneş doğmuştur bile. Bunlar hepsi fizik vücudun tembellikleri ama aynı zamanda nefsin de aldatmalarıdır. Dolayısıyla biz nefsimizin tuzağına düşmek istemiyorsak yapmamız gereken, nefsimize mutlaka yemini vermek durumundayız. Nefse yemin, nefsin yemini, yani yemi zikirle verilir. Zikir, 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 zikir. Eğer biz kesinlikle o noktada bir gayretin içinde olmasak, şeytan karşılıksız tepsilerle nefse sönüyor. O zaman da çok pişman oluyoruz. Canımız çok acıyor. Ve kesinlikle huzursuz ve umutsuzluk bizi tamamen kaplıyor. O noktaya düşmemek yerine kesinlikle çalışmak lazım. Hani bir söz vardır. Barışta ter dökmeyen savaşta kan döker. Evet, barışta eğer biz ter dökersek, gayretin içerisinde Allah'ın emirlerine sımsıkı sarılırsak, o zaman iblisle olan savaşı biz kazanırız mutlaka. Allah her şeye kadirdir. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. İstanbul'dan Erdal Kavuncu. Muhterem Hocam, inat ve irade kavramları nefs ve ruh ilişkisi açısından açıklar mısınız? İrade ruhun yanında yer alan pozitif bir güç. İnat da nefsin yanında yer alan negatif bir güç. Gerçekten hani derler ya,
şeytan inadı veya nedir? İnatçı keçi, halk arasında böyle sözlerini. Yani dediğinden vazgeçmez. Şeytan hiçbir zaman yaptıklarından vazgeçmez. Hedefi bütün insanları kendisiyle birlikte cehenneme götürmek, bu dünyada da onları huzursuz mamutsuz kılmak. Ama biz de irademizle karşı koymayalıyız. Evet, zikir yapacağız ama zikrin yanında başka bir mücadele unsuru daha var. Mücadele ve riyazet. Mücadele ve riyazet de kesinlikle başvurmamız gereken vasıtalardan bir tanesi. Bunu eğer yerine getirebilirsek, ki bütün Allah'ın evliyaları bu yola başvurmuştur zikrin yanında, mücadele ve riyazete de sarılmışlardır ve onlar hepsi hedeflerine ulaşmışlar. Yedi menzilin yedisini de gerçekleştirmişler ve ermiş evliya olarak insanlara en üst seviyede hizmet yapmaya başlamışlar. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bir izleyicimiz zorunlu abdestsiz olduğumuz hallerde esmeleri çekebilir miyiz? Sevgili kardeşlerim, en güzeli abdesti çekmek. Eğer zorunlu söz konusuysa o zaman teyemmümle abdest alın. Ama mutlaka abdest alın. Allah razı olsun. Allah sizden sonsuz razı olsun. Muhterem Hocam, bize ulaşan çok sayıda dua talebi var. Ve bugün de geldik programımızın sonuna. Son sözleri size bırakıyoruz inşallah. Allah Teala'ya sonsuz hamd teşekkür ederiz. Ekranları başında bizi izleyen siz muhterem misafirler, sevgili kardeşlerim. Hepinizi çok ama çok ama çok seviyoruz kalbimizden. Allah hepinizden razı olsun. Birlikte bir vakit geçirdik ama bu zamanı Allah için geçirdik ve hep Allah'tan bahsettik ve Allah'ı zikrettiğimiz için sizler de bizler de güzel bir mutluluğu yaşadık. Hep böyle birlikte olalım, mutlulukları yaşayalım, Rabbimizle beraber olalım. Bir başka Her An Kur'an, Her An Mutluluk programında bir tekrar birlikte olmak dileğiyle Allah'ın rahmeti, fazlı selavatı, bütün güzellikleri hepinizin üzerine olsun. Allah hepinizden razı olsun. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Allah sizden sonsuz razı olsun. Hayırlı geceler değerli izleyenler.